Bu bir kararlılık operasyonudur. Bu bir dik duruş operasyonudur. O bayrak inecek, o asker gidecek. Türkiye ile Yunanistan arasında ben önemli hiçbir sorun görmüyorum. İsmail Cem'le bir Papandreou, iki tane medeni insan yan yana geldi. İki ülke halkının bütün içindeki duyguların hepsini arkadaşlığa çevirdi. Ya ben bu konuda çok romantik söylemlere sahip değilim. Ben kardeş ifadesini çok açıkçası içine doldurulabilecek bir ifade olarak görmüyorum. Haris Alexiou, en büyük sanatçıları. Anneannesi Haris Alexiou'nun İzmir'in Bulgurcasından ya. Hatta biz davet ettik Nedim Demiral'la Haris Alexiou'yu, geldi buraya. Onu götürmek için köyüne gittik. Keşke milyonlarca Türk Atina'ya gitse hafta sonu getirmeye, milyonlarca Yunanlı İzmir'e gelse ne sorun var ki iki ülke arasında? ...1923'ten sonra iki ülke sıcak çatışmanın eşiğine gelebilecek birçok dönemi yaşamıştır. Mesela 2002 yılında Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında bir futbol maçı yapıldı ve bir pankart asıldı. Since 1453, yani 1453'ten beri. Burada taraftarları bir anda coşturan, alevlendiren bir görüntü ortaya çıktı. Yani sadece basit bir pankart mıydı bunu yapan? Hayır. Tarih. 1453 İstanbul'un fethi ve karşı tarafta, yani madalyonun öteki yüzünde 1453 İstanbul'un düşüşü. Ve 1453'ten beri ifadesi aslında karşı tarafa verilmiş olan tarihi bir travmanın hatırlatılmasıdır. Havada uçan bu maddeler Panathinaikos tarafından geliyor. Bu tür maddeler Panathinaikos taraftarlarının olduğu yerden bir düzineye yakın konuda Yunanistan'la anlaşmazlık içerisindeyiz. Bunları böyle parmakla saymak gerekirse tabii ki Ege Denizi'nde kıta sahanlığı, fır hattı, hava sahası, egemenliği belirsiz olan adalar ve kayalıklar sorunu gibi bir düzineye yakın sorunla karşı karşıyayız. İki uzun, iki kısa. Türkiye ile Yunanistan arasında en büyük mesele Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs meselesinin de mucize bir çözümü yok. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İleri! Megali İddia kapsamında Yunanistan, Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanmasını istemektedir. 1974'te bunu yapmak istedi zaten. Türkiye buna karşı oldu. There's a cancer growing on the presidency. That there was no way of getting the American government's attention. People have lost their homes. 1996'da adaları bağlamak istedi Megali İddia'nın bir parçası olarak. Kardak Adaları konusu bir rastlantı ya da bir küçük adaya çıkma konusu ya da bir krizin sonucunda ortaya çıkan ani bir durum değildir. Yunanistan'ın büyük hedefinin bir parçasının gerçekleştirilmesi için yapılmış bir adımdır. Kardak krizi bir hiçle başladı. Krizin başlangıcı Figenakat isimli geminin karaya oturmasıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu karaya oturduğu yer Kardak Adaları'nın olduğu yerdi.
Figen Akat gemisinin kaptanı Türk karasuları olduğunu varsayarak Türk tarafından yardım istedi. Yunanlar aynı şekilde yardım teklif ettiler. Kabul etmedi, Türk tarafından istedi. Sabah toplantısında oturuyoruz böyle. Dedim ki ben ne oldu orada dedim. O gemi kurtarıldı mı dedim. Yok efendim kurtarılmadı dediler. Çünkü dediler kurtarılması için bir yardımın gitmesi lazım. Fakat Yunanlılar burası bizim adamız diyor. Türkler bizim adamız diyor. Gidemiyor gemi falan. Ya neresi bu dedim ben ya. Bir bakın dedim ya neresi bu dedim. Kardak dediler. Kardak neresi dedim. Hiç hayatımda duymamıştım Kardak adını ben. İşte bizim dediler Gümüşlü'ye yakın bir yer. Ertesi sabah toplantıya geldik tekrar. Fakat o sırada gazeteler geldi ve Milliyet Gazetesi'nin üzerinde tepesinde kocaman tam sayfa işte o ada diye o adaya gittik girdik falan diye bir haber. Yemyeşil bir ada böyle duruyor falan. Bizim haber ajansının o zamanlar genel müdürü Uğur Cebeci var. Uğur Cebeci dedim, Uğur dedim ya Milliyet gitti dedim. Siz gidip bulamadınız şu adayı dedim. Uğur gülmeye başladı. Ne oldu dedim. Ertuğrul Bey yanlış adaya gitmişler, orası Kardak değil dedi. Milliyet'in birinci sayfasındaki ada Kardak değilmiş. Ben bunu Büyükelçi'ye açtığımda ya dedi bu Ege'de zaten bunun gibi bir sürü olay oluyor. Yani işte yok o senindir, bu benimdir gibilerinden. Onun için pek gali alınacak bir durum değil demişti. İlk olay gündeme geldiğinde Pangalos anılarda anlatıyor. Diyor ki bana söylediler kurtarmalarına yardım edin gitsin dedim. Hani tamamen deniz kazası olarak bakıyor. Ama süreç içerisinde bakıyorlar ki yok öyle değil başka şekilde ilerliyor. Burası bizim, burası bizim. Biz böyle bir bilgi aldığımız zaman önce ilgili bütün kuruluşlarımıza sorduk. Onlardaki bilgileri bir araya getirdik. Ve anladık ki bu gemilerin, yani Akat gemisinin karaya oturduğu yer Türk karasularında. Ve burada hiçbir tereddüt yoktu. Bir Türk şirketi, bir Yunan şirketinden bir romorkör kiralayarak Figen Akat gemisini Güllük Limanı'na çektiler. Ya, o gemi de kurtarmaya gelirken Figen Akat'a Türk bayrağı çekiyor. Yani Yunan gemisinin de o suların Türk suları olduğunu annelerine görüyoruz. O Kardak kayalıklarına yakın Kalimnos adası ki yani bayağı kilimli galiba Türkçedeki adıyla. Bayağı yerleşik bir ada yani. Ondan sonra oranın belediye başkanı, oranın bir papazı, ne kelle alaka diyeceksiniz bir papazı. Ve Antena Televizyonu'nda çalışan bir muhabir. Kayalıklara çıkıyorlar ve bir Yunan bayrağı dikiyorlar. Böyle derme çatma bir gönderin üzerine, kamıştan yapılmış. Ondan sonra işte Yunan televizyonlarında da bu bangır bangır gösteriliyordu. İşte burası Yunan toprağıdır filan diye. Hemen ardından bizim Hürriyet Gazetesi'nin Acar muhabirleri helikopterle adaya gittiler. Son derece popülist bir şeydi tabii. Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını diktiler. Yazı işleri masasına oturduk. Önümüze bir fotoğraf geldi. Fotoğraf şöyle. Bir kayalık, bir tane helikopter duruyor. Üzerinde Türk bayrağı kuyruğunda. Bizim muhabir çocuklar oraya bir tane Türk bayrağı dikmişler. Türk bayrağında harika bir fotoğraf. Biz de aldık. Ertesi gün sayfayı açtık bunu. İşte o ada, işte Türk bayrağı diye açtık. Tabii ertesi sabah gazete çıkınca olay patladı. Yunanistan'da bir anda olay oldu. Bizim çocuklar çünkü gittiklerinde orada bir tane Yunan bayrağı bulmuşlar. Yunan bayrağını çıkarıp yerine Türk bayrağını takmışlar. Bir anda Yunan basını ayağa kalktı. Birden bir Kardak meselesi çıktı ortaya. Böyle yani mesele. Yunan televizyonları aniden bir haber üzerinde
durmaya başladılar. İşte Türkiye Kardak kayalıklarını bizden talep ediyor diye böyle büyük bir yaygara koptu. Neyse, iş böyle büyüdü, tabii öbür Türk basını girdi falan. Fakat o ana kadar Türkiye'de Ankara'dan bir tepki yok. Ne vakit ki hem Yunanistan'da hem de bizde medya tamamen kışkırtıcı ve rol kapmaya dönük, hatta popülizm bile denmez. Çünkü popülizmin de bir mantığı var. Yani Hürriyet Gazetesi'nin gidip bir adaya helikopterle inip bayrak değiştirmesi de ne oluyor? Bunu yapacaksa bu ülkenin askerleri yapar. Yani böyle şeylerden medyayı suçlamak bence çok kolaycı bir yaklaşım. Dolayısıyla biz de bir şey yapmadık. Biz gittik orasına. Türk Adası diye bir yer orasına gittik oraya. Fotoğrafını çektik, fotoğrafını yayınladık. Ondan sonra işte Yunan savaş gemileri, denizaltıları alarm durumuna geçiyor. Kayalıkları çevriliyorlar. Ardından Yunan askeri geldi adaya. Onlar da Türk bayrağını indirip Yunan bayrağı diktiler. Böylece olay iki ülke arasında diplomatik bir krizin ötesine çıkıp bir milliyetçilik krizine dönüşmeye başladı. Dışişleri Bakanı Pangalos bir konuşma yaptı mecliste. İşte burası Yunan adasıdır, hiçbir şekilde biz bu bayrağı indirmeyeceğiz ve bu askerlerimizi çekmeyeceğiz diye. Tansu Çiller bu fotoğrafı görünce bu sefer Tansu Çiller sinirlendi ve o meşhur demecini verdi. O bayrak inecek, o asker gidecek. Devletin ilgili kurumlarını ve onun başındaki adamları başbakanlıkta topladı. Ve şu basit soruyu sordu. Beyler, Kardak Adası Türkiye'nin de değildir. Bizim bu konudaki dosyamız sağlam mı? Elimizdeki belgelere ilaveten işlerinin arşivlerine, Genelkurmay'ın arşivlerine müracaat ettik. Deniz Kuvvetleri'nin arşivlerine baktık. Yurt dışı kaynaklara baktık. Mesela Yunanistan'da yayınlanan bir harita bulduk. Admiralty haritalarından meşhur Yunanistan'ın. Ve o haritada da bu Kardak Türk karasularında gözüküyor. Kardak, Muğla'da Tapu Kadastro Dairesi'ne kayıtlı bir hazine arazisidir. Eski tapu kayıtları da bunu göstermektedir. İşte tapu kayıtlarına baktık, bizim gözüküyor. Ona bakarsan tapu kayıtlarına, Osmanlı kayıtlarına bakarsan tüm Balkan coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası bizimmiş. Artık hukuka bakmak lazım. O toplantıda bulunan herkes, başta Onur Öğmen, Dışişleri Bakanı Müsteşarından, Tapu Kadastro Müdürüne kadar herkes, bu adaların Türkiye'ye ait olduğunu ve dosyamızın sağlam olduğunu söylediler. O zaman Başbakan Çiller, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'ya dönerek dedi ki, bu topraklar eğer bizimse Yunan gemileri orada ne geziyor? Vurur mu gemileri dedi. Başbakanın talimatıyla Kardak'a bir müdahale yapma kararı çıktı Türk hükümetinin. Dışarıya çıktıktan sonra tutumlar ve tavırların değiştiğini gördüm ben. Başta rahmetli Güven Erkaya, yanındaki kişilere çıldırmış bu kadın dediğini biliyorum. Ama mesela Demirel'e gelip briefing verdiklerinde diyor ki, iki kayalık yüzünden bir Türk-Yunan savaşı çıkartacaksanız bunu ne içeride anlatabilirsiniz ne dışarıda. Savaş son seçenektir. Bunun üzerine kös kös geri dönüyorlar, yani briefing verenler. Tabii dışişleri ve askerler çalışıyorlar kendi aralarında ve Büyükelçi İnal Batu, Kardak Kayalığı'nın hemen dibinde bir başka kayalığın olduğunu, o kayalığa çıkılması halinde bu meselenin bir dengeye kavuşacağını söylüyor. Biz de bunu olumlu karşıladık ve ortak görüş olarak hükümete sunduk. Sayın Başbakan da benimseyince o akşam geç vakit bir müdahalede bulunduk. Türk askerleri o bitişik adaya çıktı. Sabancı Korusu'm orada bir yerde bir restoran vardı. Oturuyorum gece saat 11 falan telefon çaldı benim. Hürriyet'in Ege temsilcisi Nedim Demirağ rahmetli oldu şimdi. Kaybettik Nedim'i.
Nedim telefonda. Ertuğ Bey dedi, şu anda biz Gümüşlük'teyiz dedi. Türk ordusu dedi, Kardağ'a çıkmaya hazırlanıyor. Nasıl yani dedim. Evet dedi, Kardağ'a çıkmaya hazırlanıyor dedi. Ya dedim, böyle bir şey olur mu? Nasıl yani dedim, savaş mı yapacaklar yani dedim. Bunun için savaşmaya değer mi? Savaşı ben çıkarmadığım sürece bedelini kim ödeyecekse ödesin, bana ne? Ama neticede bir kayalık ya. İki ülkenin birbirine savaşması dünyada yapılabilecek en son iş olacak yani bir şey. Tabii iki de hakikaten kaya ve keçiler var üzerinde. İster iki keçi otlasın, ister bir keçi otlasın, ister hiçbir keçi otlamasın, ister ayakta durmakta zorlanalım. Biz denizdeki bu adalara kaya gözüyle değil, otlayan keçi sayısıyla değil, bunun bir hakimiyet olduğunu, bir hükümranlık hakkını olduğunu ve en az 11 kilometre yarı çaplı bir alana hükmettiğini unutmamamız gerekir. Hazırlık yaparken basının önünde hazırlık yapıyorlar. Yani Kardağ'a çıkma hazırlıklarını herkesin önünde yapıyorlar. Gümüşlük'te bir iskele. İskelenin yanında iki tane askeri zodyak, başında askerler, mühimmat taşıyorlar zodyaklara. Hatta zodyaka mühimmat taşıyanlardan bir tanesi de yardımcı olmak için bizim Doğan Haber Ajansı'ndan bir çocuk da mühimmat taşıyor. Ulan dedim, sakın bunu şey yapmayın, gazeteci dedim, mühimmat mı taşır? Çekil sen oradan dedim hemen dedim, ayrıl sen oradan dedim, sen gazetecisin dedim, bırak askerler yapsınlar o işi. Bizim SAT komandoları bir gece o kayalığa çıkıyor, bayrak dikiyorlar. Moraliniz nasıl, moraliniz? Clinton telefon etti o aralar birkaç kere. Tansu Hanım Clinton'ın telefonlarına çıkmadı. Sebebi şu, Tansu Hanım bir an önce askerlere verdiği emrin gerçekleşmesini bekliyordu. Sürekli bu konunun üzerinde duruyordu ve sürekli bilgi alıyordu. Daha fazla Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a falan ulaşamayacaklarını anladılar yabancılar. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke gece yarısı bana telefon etti saat 2'de falan. Dedi ki, ya bir haber aldık dedi. Türkler Kardak'a bir çıkartma yapmayı düşünüyorlarmış. Doğru mu dedi. Doğru değil dedi. Aman dedi, beni çok rahatlattın yani. Biz de doğru zannetmiştik falan. Yok dedim. Doğru olmayan çıkartmayı düşündüğümüz gerçek dedim, çıkarttık. Bizim askerler orada şu anda. Bana da haberiniz olsun. Başbakan Simitis işte kriz masası kuruluyor o gece. Yanında işte savunma bakanı, bilmem bütün komutanlar ve genelkurmay başkanı var. Genelkurmay başkanına soruyor. Türk komandoları çıkmış. Yunan komandoları da öbür tarafta. Diyor ki, şu anda Türk komandolarını oradan püskürtmek için bir operasyon yaparsak ne olur? Yunan Genelkurmay Başkanı da diyor ki, şu anda biz avantajlı durumdayız. Bunları püskürtebilecek kadar gücümüz orada var. Fakat bu da savaş anlamına gelir. Savaşın sonucu da ne olacak diye soruyor Simitis. Vallahi onun sonucunu bilemem diyor. Bilemem dediği anda itibaren görevinden alıyor herif. Neyse, sabaha karşı en sonunda dedi ki Amerikalılar, Yunanlar kabul ediyor çekilmeyi. Yalnız bir talepleri var. Nedir o? Gün doğmadan çekilelim. Yani niye? Çünkü televizyonlar görmesin bizim çekildiğimizi. Tespit edemezsinler falan diye, ama bir gurur meselesi yaptılar. Neticede statü kante dediğimiz eski statüye dönme konusunda mutabıkta vardık ve çekildi Yunanlılar. Onlar çıkınca biz de çekildik. Adaya çıkan kim? Kendilerine verilen talimat doğrusunda diyor ki, Yunanlarla eş zamanlı olarak bayrağınızı ve tüm ekibinizi alıp ayrılmış olacaksınız. Talimat bu. Öyle olmuyor. Yunanlar bayraklarını topluyorlar, zodyaklara binip ayrılıyorlar. Bizimkiler
15-20 dakika sonra bir tören düzenleyip bayrağımızı indiriyorlar, ayrılıyorlar. Oyun teorileri üzerinden baktığınız zaman tavuk oyununu gösteriyor. Geldik, sizin tehdidinizi gördük. Sıkıysa ateş açın dedik. Ateş açmadınız, bizim olduğunu iddia ettiğiniz topraklardan çıktınız. Bu bir kararlılık operasyonudur. Bu bir dik duruş operasyonudur. Toprak zaten bizimdi. Dolayısıyla biz hiç kimsenin toprağını almadık. Biz sadece hakkımızı tek kurşun atmadan tekrar savunmuş olduk. Biz sadece verilen görevi yaptık. O görevi yapmanın verdiği bir mutluluk var. Hepsi o. Başka söyleyecek bir şey yok. Pangalos ilginç bir hikaye anlattı. Dedi ki bu Kardak krizinden 5-6 sene sonra ben Washington'a gittiğimde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, aynı zat telefonda bizim konuşan, beni dedi yemeğe davet. Biz işte oturduk, konuştuk filan, işte Kardak'tan filan bahsettik. Ben ona dedim ki, diyor Pangalos, ya çok memnun olduğumuz taraf bu işte, hiç kimsenin ölmemesi oldu. Yani bir çatışma çıksaydı birçok insan hayatını kaybedecekti. Böyle bir durum olmadığı için sevindik demiş. Çok kaygılıydı böyle bir durumun ortaya çıkmasına. Onun üzerine Holbrooke demiş ki, boşuna kaygılanmıştı. Zaten kimse ölmeyecek. Nasıl olur demiş ya, orada bir çatışma ihtimali vardı, yoktu demiş. Biz oraya iki tane çok gelişmiş elektronik teçhizat yüklü gemi gönderdik. Eğer dedi bir çatışma durumu olsaydı, biz iki ülkenin de atış kontrol sistemlerini köreltecektir. Ne demiş, siz olsa olsa balıkları öldürürdünüz. İki taraf da birbirini ateş edemeyecekti demiş. Kardak konusunda bir eziklik var yani Yunanistan'da. Yani zafer filan değil. Zaten yani Türkiye'de de zafer olarak ilan edilmesi, bilmiyorum yani şu anda herhangi bir Türk vatandaşı kayalıklara çıkabiliyor mu? Veya Yunan vatandaşları gidip orada ne bileyim piknik yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yani Kardak kayalıkları hala bir muamma. Kardak meğer Gümüşlüğün karşısıymış. Yani hakikaten orada da bir Yunan adası olması da komik bir şey yani açıkçası. Yani bunu iki ülke anlaşsa keşke, orası Türkiye'nin bir kayalığı olsa veya ikisi anlaşsalar ortak kayalık. Bir sıcak çatışma beklenir mi diye sorarsanız umuyorum hayır. Ama burada üçüncü aktörlerin de ne düşündüğü çok önemli. Yani Türkiye ve Yunanistan dış politikasında yalnız karar verebilen mekanizmaları maalesef oluşturamadı. Yani Yunanistan özellikle garantörlük antlaşmasıyla kurulu bir ülke olduğu için her zaman Batı'nın ne dediğinin çok önemi vardır. Yeniden tırmanışa geçer mi? Şimdi hani o kadar önemli bir konu ki geçmemesi ihtimali yok. Yani herkes kendi mazisiyle ilgili hesap sormaya başlarsa bu dünyaya barış gelmez. Yani bir yerde bir çizgi çizmek lazım. Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde o iki şairin arasında bir konuşma vardır. Diyor ki, bazen unutmak gerekiyor diyor. Unutamıyorsan bile hatırlamamaya çalışmak lazım diyor.